Evet, merhaba Haftaya Bakış izleyenleri. Hepinize Haftaya Bakış programından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Bir Haftaya Bakış programıyla daha beraberiz. Merhaba Ender Üncü, nasılsın? Merhaba Cem Bey, teşekkür ediyorum. Siz iyisiniz inşallah. Sağ olun, biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Tabii şehre ve şehrin sorunlarıyla ve problemleriyle mücadele etmeye devam ediyoruz. Sadece Haftaya Bakış platformunda değil, aynı zamanda Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da, sosyal ağlarda, Anadolu Haber'de, Haber 25'te. Kısacası tüm Erzurum'un sorunlarını ve problemlerini dile getirmeye, ele almaya devam ediyoruz. Tabii bazen ara ara yol kazaları olmuyor değil. Yol kazalarına cevaben ya da yol kazalarına binaen bazen şehrin sorunları, önemli sorunları, bazen o problemlerle uğraştığımız için bazen sanki geri planda kalmış gibi görünüyor ama hiç alakası yok. Biz ne davamızdan ne yolumuzdan döneriz. Birincisi bu. İkincisi şunu söyleyeyim. Memleketin has çocuklarını, şehrin aslan gibi evlatlarını, şehir için yüreği atan, kalbi atan, efendim beyni şehir için çalışan insanları birbirine düşürüp kimse bu şehirde kahraman olamaz. Açık söylüyorum. Net konuşuyorum. Bir daha diyorum. Şehre ruhunu koymuş, şehre ruhunu vermiş, bu şehri seven, has bu şehrin çocuklarını kimse onları birbirine vurarak aradan çıkıp kahraman olamaz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Asla ve hatta buna müsaade etmeyeceğiz diyorum. Şimdi bunun devamında tabii ki Erzurum'da konuşulacak konu çok. İnanın, bakın bunu samimiyetimle söylüyorum. Ender Üncü de burada. Her hafta yapmış olduğumuz programlarda ele aldığımız konuları fikri takip yapma noktasında bile çok büyük zorluk çekiyoruz. Çünkü gerçekten yetişemiyoruz. Bu haftanın önemli konularından bir tanesi şehrin gündeminde yer almadı ama aradan sıyrılan bir iş oldu. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin organize sanayi bölgesinde kendine yaptırmış olduğu herhalde bir hizmet binasıyla ilgili bir ihale oldu. Aslında Erzurum'da müteahhit kulislerinde, inşaatçıların kulislerinde en çok konuşulan konu DAİB'in bu sessiz, sükut, derinden, yer altından giden ihalesi oldu. DAİB herhalde bu ihaleyi bilmiyorum ne kadara verdi ama benim Facebook'uma, Twitter'ıma gelen mesajlar üzerinden ya da işte WhatsApp'ıma gelen mesajlar üzerinden anladığım kadarıyla DAİB'in yapmış olduğu bu ihaleyle ilgili çok değişik şeyler söyleniyor ve konuşuluyor. Ender Bey tabii sahada olduğu için, sürekli şehri gezdiği için Erzurum'u dört dolanıyor bu adam arkadaşım. Sanki şehrin değişik yerlerine efendim yarım saatte bir kurulacak saat koymuşsun da Ender Erzurum'a bekçi yapmışsın gibi. Ondan saat orada gidiyor, her yarım saatte oralarda saatleri kurup kurup geliyor. Onun için bu tür konuları hemen Ender Üncü'ye sormak lazım. Mesela o gün bir şeyi söylemeyeyim. Anlarsınız. Mesela o gün şehrin bir semtinde Ender o semtte ne var ne yok dedi. Abi dedi, büyük bir yerleşmişler, birisi bina yapıyor ama hiç levhası falan yok gibi Ender'den cevaplar alabiliyorsun Ender Bey. Şimdi tabii Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği bizim zaten yönetimi değişmeden önceki yönetimde çok eleştirdiğimiz birliklerden, sivil toplum örgütlerinden birisiydi. Nedir bu DAİB'le ilgili şehirde, şehrin gündeminde konuşulan konular? Şimdi DAİB Başkanı Sayın Ethem Tanrıver çok büyük bir hata yaptı dün. Evet. Yaptığı ihaleyi imzalar atıldı başlığıyla basına yansıttı. Evet. Öyle mi? Bakın dünkü gazetelerde, internet sitelerinde DAİB'in yeni hizmet binasının imzaları atıldı dendi. Bakın tarihlere çok iyi bakın. 12 Ekim 2019 tarihli gazeteleri, bu şehirde çıkan mecmuaları ve internet sitelerini takip edin. 12 Ekim'deki gazetelerde aynen şu yazıyordu. Yazıyordu ki DAİB'de imzalar atıldı. Evet. Yeni hizmet binasının ihalesi yapıldı. İmzalar atıldı. Aynı gün temel attılar Cem Bey. Yahu nasıl oluyor? Bir gün önce ihale bitti. Ertesi gün ihale atan bir müteahhit olabilir evet mi ya? Demek ki müteahhit öyle hazır. Buradan piş kokular geliyor Cem Bey. Hani o? Müteahhit hazır. Beton hazır. Kalıp hazır. Evet. İhaleyi yaptık. Öyle dersen biz temel atıyoruz. Yasına kalmazsa.
Ya başkası alsaydı ihaleyi. Şimdi bakın Cem Bey, DAİT'ten Fizikor Kulağı geliyor. Çok önemli bir nokta. Çok garip ya, 12 bakın tarih veriyorum. İnanın şaşkınlık içinde. Ya tarih veriyorum, 12 Ekim 2019. Erzurum'daki gazete ve mecmualarda, internet sitelerinde yazıyor ki DAİT'te imzalar atıldı. Aynı gün ihaleyi alan firma sahibi Ali Bey temel atıyor. Ha, temeller de eşilmiş. Ya temel eşilmiş. Kargas hazır. Kalıp hazır. Bunlar sabah ihale öyle lazımda tüvete dökmeye gidiyorlar. Peki biz yanlış bir tez ürettik. Buna bir açıklama getirebilirler mi? Yok böyle bir şey ya. Çok üzücü. Gelelim şuraya. Vatandaşlardan aldığımız telefonlar, mailler şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ihaleyi alan firmanın sahibi Ali Bey, Cemal Şengel ile Ethem Tanrıver'in yarıştığı oy kullanmada şehir şehir dolanan insanlardan birisiydi bu Ali Bey. Ali Bey'e diyet ödüyorlar. Yapmayın. Yaptığının ya karşılığını diyetini bilmiyorum. Ali Bey kim, ben tanımıyorum. Ben tanımıyorum. Evet, ben Palandüken inşaat bedeli. Vallahi tanımıyorum. Billahi tanımıyorum. Ama benim garibime şurası gidiyor. Yani gazetelerde, ha belki ihale daha önceden yapılmış olabilir. Gazetelerde çıkan tarihten ben bahsediyorum. Diyor ki 12 Ekim gazeteleri, işte şehrimizdeki yayın yapan gazeteler, İhlas Haber Ajansı'nın servis ettiği haber. 12 Ekim'de imzalar atıldı başlığıyla haber. Öğleden sonra da temel atıldı. Böyle bir şey yok ya. Dünyada böyle bir şey yok. Acaba kaç liraya kim girmiş, kaç firma şartname mi yapmışlar? Cem Bey, ihaleye sanırım 3 firma katılmış. 10 firma diyorlar. 10 firma başvuru yapmış. Başvuru yapmış, evet. İhaleye 3 firma katılmış. Katılmış, evet. 3 firma arasında bu kişiye kalmış ihale. Evet. Çok cüzi bir rakam vermiş. Hiç kar marjı beklemeden fiyat vermiş. Evet versinler, şehrimize daiminde güzel binası olsun. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği, işte Şırnak'a kadar olan tüm Doğu Anadolu bölgesini kapsayan bir İhracatçılar Birliği'nin Erzurum'da merkezinin olması ve güzel bir bina içerisinde olması bizi onur eder. Evet. Ama vatandaş diyor ki yahu aynı gün haber yapıp aynı gün temel atmak ne demek? Evet, vatandaş da soruyor. Burada diyorlar ki burada DAİT'ten pis kokular geliyor. İkincisine gelin Cem Bey, sadece ihale internet değil. Yani sadece gazetelerde çıkan haberler değil. Ben buradan DAİT Başkanı'na soruyorum. Her ay çıkıyor, basın mensuplarını çağırıyor. İhracatımız bu kadar arttı. Erzurum'un ihracatı yükseldi. Yahu ben rica ediyorum, tüm basın mensupları huzurunda, tüm ekranlar karşısında Erzurum'da ne üretiyoruz ki, neyi ihraç ediyoruz, bunu açıklayın da bizim şehrimiz neye sevindiğini bilsin. Yani Kayseri'den koltuğu getirip Erzurum'da Doğu Anadolu bölge bayisine, bölge bayisinden şehirdeki yetkili bayiye, buradan da Gürcistan'a, Azerbaycan'a, işte Türkiye Cumhuriyetlerine satmak bu Erzurum'un ihracatının arttığını göstermiyor. Yani insanları kandırmayalım. Ben burada DAİT Başkanı Sayın Ethem Tanrıver'den şunu istiyorum, rica ediyorum şehrimiz adına. Her ne kadar da kendisi Nevşehirli olursa olsun, Erzurum'da ticaret yapıyorsa biz onu almışız, içimize istihdam sağladığı için kabul etmişiz. Bir Nevşehirli'yi Erzurum'da Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği masasına koltuğuna oturtmuşuz. Erzurumlu Cemal Şengel'i beğenmemişiz. Nevşehirli daha iyi yapar demişiz. Ama Erzurumlu Cemal Şengel de beğenilecek bir adam değildi. Ha şunu da söyleyeyim, sözünü kestim, özür dilerim. Cemal Şengel dönemiyle ilgili sormuş olduğumuz onlarca soru vardı. Onlar da zaten askıda kaldı. Şurada çivide asılı duruyor işte. Yani. Buyursun cevap versin, vermedi. Yani biz Nevşehirli yani. Evet gelmiş, şehrimizde yatırım yapmış. Türkiye sınırları Edirne'den Ardahan'a kadar bizim. Erzurum'a kim bir çivi çakarsa Allah ondan 100.000 kat razı olsun. Evet Pasinler'de Kale BİMS fabrikasının işletmeciliğini yapıyor, istihdam sağlıyor. Hepsi eyvallah. Ama bu şehire Doğu Anadolu'daki üretim yapan, istihdam sağlayan iş adamlarını şehrimize kaç tanesini kazandırdınız? Kaç tanesi bu şehirde ne yapıyor? Bunu anlatın. Yani az önce verdiğim örnek çok gayet ciddi bir örnektir Cem Bey. Kayseri'deki yatak fabrikası Erzurum'a yatak gönderiyor, çekyat gönderiyor, koltuk gönderiyor. Biz Erzurum'dan bunu Azerbaycan'a satınca Erzurum'un ihracatı artmış oluyor. Erzurum'a üretime ihtiyacı var. İhracatı şimdi, öyle yapamayız. Yani şimdi şunu söyleyeyim ben bir defa. Ethem Bey'le bir iki kez, hayatımda bir iki kez karşılaşmışlığım vardır. Bir defa onu söyleyeyim. Ethem Bey devri sabık yaratmadı. Ethem Bey
Seçim esnasında vermiş olduğu sözlerin hiçbirini tutmadı. Ethem Bey böyle gelmiş böyle gider dedi. Ben burada Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nde herhangi bir değişim düşünmüyorum. Eski düzen, eski sistem devam etsin dedi. O tabii ki her yiğidin bir yoğurt yiyiş tarzı vardır. Bu da Ethem Bey'in konuya bakışıdır. Tabii ki Ethem Bey'in Pasinler'deki üretim yaptığı tesis Erzurum için çok önemli bir tesis. Mutlaka. Erzurumlu'nun Erzurum'da bu tesisin olması, burada üretim yapması, katma değer sağlaması, şehre katma değer sağlaması tabii ki çok çok önemli. İşin doğrusu da bu. Bir İhracatçılar Birliği Başkanı'na da yakışan şey budur. Bir İhracatçılar Birliği Başkanı da gerçekten aktif ihracatçı, aktif ticaretçi olması çok önemli. Yani ne kadar kötü olsa Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin bugünkü mevcut başkanı, önceki başkan kadar kötü olamaz diye düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim, kesinlikle ve kesinlikle böyle gelmiş böyle gider dememek gerekiyor İhracatçılar Birliği'nde. İhracatçılar Birliği'nden ben aslında Ethem Tanrıver'in şahsında söylüyorum, atılım bekliyordum, yatırım bekliyordum, çok önemli ve güzel açıklamalar bekliyordum. Ama onlar atılım ve yatırım yapmak yerine gazetecilere kahvaltılı basın toplantısı düzenleme eğilimindeler. Ve o kahvaltılı basın toplantılarından da hiçbirine gitme fırsatım olmadı. Çünkü ben aynı zamanda bir iş adamıyım. Sabah 6'da kalkıp zaten kahvaltımı yapıyorum. Saat 9'u 10'a kadar sizi bekleyemem sonuçta. Ben gelemedim ama şunu söyleyeyim. Konu sadece Erzurum basınına ya da basın mensuplarına kahvaltılı ya da yemekli toplantı yapmak konusu değil. Konu Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nde köklü bir değişim yapmak. Böyle gelmiş böyle gider dememek, devri sabık yaratma konusu. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin binasıyla ilgili yapılan bu, şehre yapılan bu yatırımla ilgili bu da çok önemli bir konu. Sonuçta Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin parası da Ümmet-i Muhammed'in parasıdır. Evet. Beytül maldır, hazinenin malıdır, talan değildir. Kimsenin talan mantığıyla Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin ya da ticaret odasının ya da ticaret borsasının gelirleri üzerinden talan etmek, çarçur etmek, har vurup harman savurmak gibi işlerle uğraşmamaları ve beytül malı korumaya çok dikkat etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Ama Ender Yüncü'nün işaret ettiği konunun tekniği bende yok. Ama sonuçta Ender Yüncü teknikle konuştu. Ben bilmiyorum ama Ender Yüncü teknikle konuştu. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin binasının yapımına neden 10 firma dosya almış da 3 firma girmiştir? Acaba 3 firma bu ihaleye girmiş de 2 firma müteahhit tabiriyle çıkma alıp mı bu işten çıkmıştır? Gibi. Yoksa çok yüksek rakamlar mı vermiştir? Aynen. Eğer onlar yüksek rakam verirse bu niye alacak şimdi, düşük şimdi rakam verdiği? Şunu söyleyeyim. Yani sanki bu işte tamam hani diyor kulağıma kötü sesler, burnuma kötü kokular geliyor. Aynen. Şeklinde. E tabii biraz da şunu da söyleyeyim Ender Bey. 2019 yılında yani ülkemiz gerçekten sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bir yandan biliyorsunuz sınır ötesi harekatlarımız devam ediyor. Bir yandan Suriye'de çok önemli evet. bir savaş demeyeyim ama büyük bir mücadelenin içerisindeyiz. Ekonomik olarak da belli problemlerimiz şey. Olduğundan dolayı şunu söyleyeyim. Tabii ki müteahhit firmalar da kendilerini doyuracak. Yeterince iş bulamadığı için biraz da ortaya iş olmayınca böyle ortaya çıkan işle ilgili de tabii ki birçok şaibe, birçok dedikodu ortaya çıkıyor. Ama şunu söyleyeyim. Bu pilav çok İhracatçılar ben bilmiyorum su kaldırır da kaldırmaz. Çünkü şehirdeki bütün o zaman birinci boldur. İnşaat sektöründe iş yapan, bu şehirde inşaat sektöründe ben de varım diyen herkes son iki gündür bu ihaleyi konuşuyor. İhaleyi konuşuyor. Şunu söyleyeyim. Ethem Tanrıver'in bununla ilgili açıklama yapma gereği duyup duymaması benim hiç umurumda değil. İster yapar ister yapmaz. Ama şunu söyleyeyim. Ama yapmaz. Ama şunu söyleyeyim. İster yapar ister yapmaz ama yapmaz. Ama şunu söyleyeyim. Ethem Tanrıver, kişilik olarak söylüyorum ben bunu. İş adamı olarak söylüyorum. Kaliteli bir insan.
Başımızın üstüne. Ha, Allah için söylüyorum. Yani biz kurumlarla konuşuyoruz. Erzurum'da İhracatçılar Birliği Başkanlığı'nı dolduran, o koltuğu dolduran bir insan. Ama görevinin gereklerini de yerine getirmeli. Şunu tekraren söylüyorum. Bizim önceki dönemlerde yapmış olduğumuz... Bir dakika Ender Bey, sonra kaldır parmağını. Otur, öğrenci otur. Şimdi şunu söyleyeyim. Önceki dönemde yapmış olduğumuz o soruları, sorduğumuz o soruları biz bir daha çıkartalım bu hafta içerisinde. Yeniden internet üzerinden tekrar soralım. Bir şey soracağım Cemil. Buyurun. Özür diliyorum. Ethem Tanrıver'in kişiliğine, ticari ahlakına... Eyvallah ama... Ama Cemal Şengel'den sonra kötü gittiği için değişme gitmedi mi Tayyip? Evet. Ne değişti Tayyip'te yani? Borsada ne değişti? Borsada da bir öyle şey değişmedi. Olmaz Cem Bey. Yani biz borsada Hakkı Hınıslıoğlu'nu Erzurum tabiriyle tırnak içerisinde hotuladık. Tamam, o gitti de yerine bir tane getirdik. Ne adı? Hakan Oral. Selam almayı bilmiyor adam ya. Ya sen kardeş, selam veriyor mu Kavuz? Hayır, almayı bilmiyor yani. Bir de bak, vermiyorsa o ayrı bir konu ama almayı bilmiyor. Şunu söyleyeyim, açık ve net konuşayım. Şehrin kaderi Cem. Ya böyle bir şey yok arkadaşım. Yani bu şehirde sivil toplum örgütlerinle ilgili ben 27 yıldır gazetecilik yapıyorum. 27 yıldır aynı şeyi, 28 yıldır aynı şeyi söylüyorum. Altekke ve Külahi'yle ilişkisi. Altekke ve Külahi'yle ilişkisi. Onun için Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin performansıyla Ethem Tanrıver'in kişiliğinin ve karizmasının hiç örtüşmediğini, doğru düzgün bir yönetim sergileyemediğini, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nde değişimi, dönüşümü başaramadığını buradan söylüyorum. Ha bu sorulara cevap verir vermez. Ender'in vermez. Dediği gibi vermez. Vermesin, keyfi bilir. Ben illa bana cevap versin. Ben cevaptan beslenen, cevaptan gıdamı alan bir adam değilim. Ben işimi yaparım. Hani Ethem Tanrıver, bu da Erzurum fıkrasıdır. Siz Nevşehirlisinizdir, bilmezsiniz. Erzurum'da Cem Atmaca fıkrası olarak bu bilinir. Erzurumlu horoza sormuşlar ki, horoza sormuşlar ki tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar? Erzurumlu horoz da demiş ki, vallahi kardeş demiş, ben işimi yaparım da gerisine karışmam, nokta.